Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 9-15 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş Terazi burcundaki yolculuğunu devam ettiriyor. Ay ışığını yavaş yavaş Küçülecek bu hafta başında ve hafta sonu yeni ay fazına ulaşmış olacağız. Bu yeni ay aynı zamanda bir güneş tutulması. Yılın en önemli haftalarından birisindeyiz. Artık yılın ikinci güneş tutulmalarını yaşayacağız Ekim ayında ve tabii ki önümüzdeki 6 ay Nisan ayına kadar olan süreçlerde bu tutulmalarla çok ilişkili olacak. Evet hafta başından itibaren kişisel gezegenlerimiz de böyle bir burç değiştiriyor. Bu da bizim günlük motivasyonlarımızı etkileyebilir. Venüs ilişkiler gezegenimiz Venüs bir süredir biliyorsunuz uzun süredir hatta Aslan Burcundaydı ve 8 Ekim itibariyle Başak Burcuna geçecek 8 Kasım'a kadar Venüs Başak Burcunda olacak sizin de ilişki evinizde olacak bu ne demek? Venüs zaten ilişkilerle ilgili bir gezegen ve iyicil bir gezegen sizin ilişki evinize geldiği için 8 Kasım'a kadar ilişkileriniz partner ilişkileriniz, işbirlikleriniz yakın arkadaşlıklar, eşinizle ilgili konularda daha iyicil, daha hoş daha yardımcı bir tesir getirebilir size İlişkilerden keyif alabilirsiniz karşınızdaki kişilerin size yaklaşımı daha hoş daha uzlaşmacı olabilir bu dönemde e Tabii ki yeni tanışmalar içinde fırsatlarınız olabilir ve enerjimizi yöneten Mars uzun süredir bulunduğu teraziden ayrılıp hafta sonu itibariyle akrep burcuna geçecek bu akrepteki Mars'ın geçişi size de enerji olarak bence çok olumlu yansıyacak Dokuzuncu evinizde olacak motivasyonunuz, cesaretiniz, özgüveniniz artabilir bu dönemde. Bu dönemde inandığınız değerler için, düşüncelerinizi savunmak için daha tutkulu, daha kararlı olabilirsiniz. İşte bazı hareketler, özellikle seyahatleriniz olabilir ki bunlar uzak mesafeli seyahatler olabilir. Enerjiniz özellikle eğitim konularına, medya işlerine, yayıncılıkla ilgili konulara daha fazla yönlendirebilirsiniz bu süreç içerisinde. Ve 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda güneş tutulmamız var. Bu tutulma 8. evinizde. Unutmayın, koç terazi aksındaki bu tutulmalar önümüzdeki 1,5 yıllık dönemde sizin maddi durumunuzu, finansal durumunuzu şekillendirebilir. Bu tutulma 8. evde. Daha çok hisseli paralar, paylaşımlar, eşinizin kaynakları, ortaklı gelir giderleriniz, borç alacak konuları, kredi konuları, Miras, sigorta, nafaka ve benzeri konuları şekillendiriyor. İşte buralarda bazı işleriniz varsa özellikle parayla ilgili finansal paylaşımlarla ilgili tutulma yeni bir etkiyi ortaya çıkarabilir. Ee, belki bir yeni bir kapı açabilir size hiç beklemediğiniz yerlerden e, önemli bazı e, etkilerle dönüşümlerle yaşamınıza daha kadersel tesirlerle karşılaşabilirsiniz. Tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Lütfen Demet Bahtacı YouTube kanalındaki Güneş Tutulması videosunu izleyiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.